Adınız nedir? Ertuğrul. Nerelisiniz? İstanbul. Nerede ikamet ediyorsunuz? Burada, Bahariye. En son belediyeye niçin ve neden gittiniz? Müracaat, yani en son belediye ne zaman müracaat? Ha, belediyeye herhangi bir işim için mi? Evet. Hiç gitmedim, yolunu bile bilmiyorum. Kadıköy Belediyesi'nin, yani memnun kaldığınız ya da şikayetçi olduğunuz konular nelerdir? Memnun kaldığım bir şey yok. Şikayetçi olduğum, motosikletlerin kaldırımda yürümesi, yaya kaldırımında arabaların park etmesi, hele şu Söğütlü Çeşme Caddesi'ne bir inin bakın, kaldırımda yürüyecek yer yok. Yollar, kaldırımlar yamuk yumuk. Farkında değildim, ayağım kırıldıktan sonra farkına vardım. Demek ki özürlü vatandaşları düşünmüyor hiç kimse. O yamuk yumuk yollarda o insanları yürütüyorlar. Benim ayağım kırılmasaydı ben de farkında olmayacaktım. İlla yetkililerin bir tarafının mı kırılması gerekiyor? Bu şikayetim. Memnun kaldığımda hiçbir şey yok. Bakın orada şok var, eski şok. Önünde ağaçlar vardı, kestiler. Belediyeye, buradaki zabıta dolaşanlara söyledim, bakın dedim, umursamadılar. Orada bir inşaat var şimdi o eski şokun yanında. Gene onun önünden ağacı kestiler. Yani bunlara ben müdahale etmeyeceğim ki, belediye müdahale edecek. Onun için ben Kadıköy Belediyesi'ne oy vermeme rağmen hiç memnun değilim. Kadıköy Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Oy kullanırken sandık başında geldi uzun boylu yakışıklı bir delikanlı. Kadıköy Belediye Başkanı, Belediye TV aracıyla göndermek istediğiniz mesaj nedir? Belediye Başkanı'na. Evet, gönder. Çalıştırdığı adamları denetlesin. Sokakta turist gibi dolaşmasınlar. Görevlerini yerine getirsinler. Kadıköy İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Tabii. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden beklentiniz nelerdir? Beklentim yolsuzluğu önlemesi. Başka bir beklentimiz yok şu anda. Duyduklarımıza göre, basından duyduklarımıza göre, ben bir şey bilmiyorum tabii. Çok kötü şeylerin olduğunu söylüyorlar. Bunları ortaya çıkarsınlar. Suçlu kimse onların cezasını versinler. Paraları kim götürdüyse onlara rücu etsinler, bizden almasınlar. Kadıköy Belediyesi örnek göstermek isteseniz belediyecilik anlamında gösterebileceğiniz belediye var mıdır? Yok. Hepsi birbirinden enteresan. Yani Türkiye'nin birçok yerlerini dolaştım. Hepsi pislik içerisinde. Yani pislik derken kişisel olarak söylemiyorum. Yollar, sokaklar, her yer. Hangi partiden olursa olsun önemli değil. Parti olarak söylemiyorum. Görmüş olduğum tüm İzmit'e gidin aynı şekilde. Üsküdar'a gidin aynı şekilde. Mezberelik Üsküdar. Tam bir kepazelik. Eminönü'ne gidin. Taksim'e çıkın. Hani hiçbir belediyenin layıkıyla iş yaptığına inanmıyorum. Belediye meclisindekiler orada boşu boşuna oturuyorlar. Görevlerini yapmıyorlar. Teşekkür ederim.